dini eğitimin 16 yaşında verilip çocuğun inancını özgür seçmesi gerektiğini söylüyorlar. Siz ne dersiniz? Kızım 3 yaşında özgür bırakıp kendi mi seçsin inancını, yoksa İslami eğitimi vermeye başlayalım mı? Ersay Aydın. Ya tabii çocuğa Allah yarattı demek en doğrusu çocuğa, yani çocuk merak eder, ölümü merak eder, hayatı merak eder. Yani sen ölünce yok olacaksın dersen çocuğa mahvolur çocuk. Yani ruh hastası olur. Yıkılır adeta. Mesela annen baban ölünce yok olacak dersen, ama annen öldüğünde, baban öldüğünde, sen öldüğünde hep beraber, sonsuza kadar beraber olacaksın dersen, bizi yaratan bir Allah var, her şeye güç yetiren, bu yiyecekleri, bu güzellikleri bize veriyor dersen, çocuk ruhen çok sağlıklı olur. Öbür türlü kabus yaşar ya. Aklını atar çocuk yani. Çok acı çeker. Sen onu dindar yetiştir. İstiyorsa sonra dinsiz olur. Sen karışma. Değil mi? Ama modern İslam anlayışını, yani sahabe İslam'ıyla anlat. Güzelce anlat. Bence sen çocuğunu Kur'an İslam'ıyla eğit. Çocuk çok sağlıklı olur. Öbür türlü ona dehşeti yaşatmış olursun ya. Ne kadar korkunç bir şey ya. Çocuğun ben yok olacağım ölünce. Annen de yok olacak. Sen de yok olacaksın. Çocuk aklını atar ya. Dehşete düşer yani. Öldüğünde çok çok güzel cennete gideceksin. Bağlık, bahçeliktir. Ben de orada olacağım. Annen de orada. Sen de orada. Sonsuza kadar birlikte yaşayacağız dersen. Çocuk son derece rahat eder. E Allah zaten sonsuz akıl. Allah bile dehşet verici bir sonuç meydana getirir mi ya? Niye? Hayır, hiçbir amacı olmamış o zaman. Yani bu çatalın, kaşığın, bıçağın, bardağın hiçbir şeyin amacı olmamış oluyor. Ya bilgisayarın bir amacı var, ayakkabının bir amacı var, evin amacı var, koltuğun bir amacı var, insanın amacı yok diyorsun. Dünyanın amacı yok diyorsun. Olacak hiçbir şey ya. Her şeyin bir amacı olduğuna göre tabii ki insanın da bir amacı var.